Görür görmez anladım başıma bela. Olacaksın durma, zaman en büyük düşman bana. Görür görmez anladım başıma bela. Olacaksın durma, zaman en büyük düşman bana. Bu tavrınla canımı yaka yaka nereye kadar gideceksin? Bir gece bensiz uyanınca kıymetimi bileceksin. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla geliyor bana. Hatıraları koy bir kenara, üstü de kalsın hadi eyvallah. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla geliyor bana. Kalsın hadi eyvallah. Görür görmez anladım başıma bela. Olacaksın durma, zaman en büyük düşman bana. Görür görmez anladım başıma bela. Olacaksın durma, zaman en büyük düşman bana. Bu tavrınla canımı yaka yaka nereye kadar gideceksin? Bir gece bensiz uyanınca kıymetimi bileceksin. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla geliyor bana. Hatıraları koy bir kenara, üstü de kalsın hadi eyvallah. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla. Hadi eyvallah. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla geliyor bana. Hatıraları koy bir kenara, üstü de kalsın hadi eyvallah. Nereye kadar bilemiyorum ama bu kadar fazla geliyor bana. Hatıraları koy bir kenara, üstü de kalsın. Hadi eyvallah. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Lütfen Artı Büyü programına hoş geldiniz. Çok güzel bir enerji dolu bir giriş yaptık. Çok değerli konuklarımız var bugün de. Sevgili Şule Zeybek ve Ozan Pehlivan. Hakikaten evet, ne güzel bir şarkıydı. Eyvallah. Siz hoş geldiniz. Övgüler yüzlü. Ozan da yakışıklı. Evet. Renkli kişilikler. İyi bir şey olduk. Konuk çift evet. Oldu. İyi bir ikili olduk. İyi bir ikili olduk. Renkli, o da renkli giyinmiş. Ben de renkli giyindim. Evet. Bol bol. Çiçekli. Evet. Evet. Şimdi hemen şunlara bakınca. Bir defa bilemiyorum, Aydın Doğan'la bir akrabalığınız var. Enişten. Enişteniz. Evet. Ben Vuslat Doğan'ın hocasıyım. Evet. Hatırlar mısın bilmiyorum. Vuslat şeydeyken Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde mi evet, okudu? Evet, Beyoğlu Anadolu Lisesi. Ben ona ders verdim. Evine öyle gittim 2 sene boyunca böyle bebekte. Kime ders vermediniz acaba? Siz hepinize ders veriyorsunuz. Hepinize ders veriyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi? Beyoğlu Anadolu Lisesi. Tabii Beyoğlu Anadolu Lisesi. Nişantaşı Anadolu Lisesi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ndeydi. Böyle bir deniz kenarında bir yerde oturuluyordu. Üstüne doğru gidince bir villa vardı. Ben orada hep ders verdim Vuslat'a. Evet. Namık Kemal Zeybek'i de tam bir dönem Özbekistan'da tanıştık. Evet. Kendisi çok değerli ve onu da sevgili anladım. Benim en yakın dostum Esin Afşar'ın da kendisini çok severdi. Kadim ona sahiplendi. Kadim dostudur onlardan. Çok teşekkürler. Neyse, ben söyleyeceklerimi söyledim. Bana geldi herhalde. Evet, yine giriş mi yapalım? Çevreyle alakalı girişimizi yapalım.
Evet, siz de hayvan seversiniz ikiniz de. Onu evet, biliyorum. Hani sizin bir köpeğiniz var sanırım. Benim şu an, değil üç mi? Köpeğim var. Hatta üç mü? İkisi evde, biri bahçede. Bir kedim var yine bahçede, evde, nerede isterse orada yaşayan. Oo, maşallah. Bir de papağanımız var. Annemle beraber alt üst oturuyoruz biz bir bahçenin içinde. Seviyoruz hayvanları, çok seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Bizde bir tane çavçav var, üç tane kedimiz var. Başka bir tane daha köpeğimiz var. İki köpeğimiz, üç kedimiz var. Da, evet, bayağı bize geçti, bu kadar bize geçti, bize de geçti yani. Bir tanesi çavçav. Bir tanesi husky, iki tane bengal var kedimiz. Bir tane de dışarıdan, sokaktan aldık. Çok güzel. Sokaktan aldık. Evet, kedi mi o da? Evet, kedi. Çok küçüktü. Mahallede buldum ben. En güzeli. Ne kadar güzel bir çok, şey. Yani böyle yemek bulamamış herhalde. Çok kötü bir durumu. Aldık, sahiplendik. Şimdi herhalde hamile kalacak bakalım. Evet. Evet, Instagram paylaşımları görüyoruz şu anda. Atları da. Atları da çok seviyorum. Evet. Onu bir an önce kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırmak lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Hı-hı. Kesinlikle. Hiç. Biliyor musunuz, bu aklıma ne geldi? Bilemiyorum. Orada da çok konuşuldu bu. Ben Laponya'daydım. Hı-hı. Biliyorsun onlar huskyleri buraya getirip tuvaletlere kapatanlara karşıyız. Ne yapıyorsun onu yani? Bahçemizde. Evimizde, ama bahçemizde. Ama soğuk, soğuk diyor bir iklim hayvanı o. Evet. Problem olmuyor mu burada? Yok, problem olmuyor. Alıştı. Yani geliyorlar şu anda. Alanlarda. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Onların arazi köpekleri koşturmalar lazım. Bu Goşa'mız, evet. İsmi Goşa. Bu nereden geldi mesela? Nereden aldı? Bunu pet shop'tan aldık. Pet shop. Evet. Ona da karşıyız. Ona da karşıyız. Yani sen bu da mahvoldun ya. Hayır, bir saniye. Ben... Ya ama olsun, neyse. Karşıyız. Kediyi de sokaktan al. Kediyi sokaktan al. Hayvanat bahçelerine? %100 karşıyım. Karşıyız. Ama bir şey diyeceğim, farkındalık yeni yarattı. Ya şu anda o kadar bilinmiyordu ki, yani düşünülmüyordu ki. Pet shop'a gidilip ağırsız hayvanlar hani evet ne kadar tatlı diye düşünüyorsunuz ama gerisini düşünmüyorsunuz. Bak, hani alırken bak bu hayvanın nasıl bakıldığına dair. O yüzden daha yeni onlar farkındalık. Onlar ticarethane olarak kullanıyorlar, yemek de vermiyorlar, hastalıklı geliyorlar, bavullarla kaçak geliyorlar. Sürekli uyutuyorlar. İğne yapıyorlar ki fazla sesleri çıkmasın. Onlar ticari mallar, onları yaşatacak kadar veriyorlar. Ben giriyorum içeriye. Bu hayvanı ben zaten de hayvan koruma görevlisiyim. Ondan sonra diyorum ki senin çocuğunu inşallah böyle kapatırlar diyorum. İnşallah diyorum, ailenin başına bir şey gelir, bu hayvanla eziyet çekiyorsun ve kaçıyorum. Çok bakın uzun. Şimdi ne olacak? Serçe var arkada. Burada soğuk. Kar herhalde, dışarısı kar. Bu senin bir yerden aldığın bir şey ama. Ben sosyal medyada buldum. Ben çünkü bunu gördüm bir yerde. Evet. Isıtıyor ayaklarını ve serbest bırakıyor evet, değil mi? Evet, donmuş vaziyette. Hı-hı. Bir şey söyleyeyim mi? Benim Almanya'da bir komşum vardı. Şimdi düşünüyoruz da biz ona niye şikayet etmemişiz? Ne yapıyordu? Doğum yapıyormuş ama ben küçüktüm. Annem sonradan anlattı. O hayvanları yani doğurduruyormuş sonradan. Satıyor. Hayır. Öldürüyor mu? Ne? Evet. Öldürüyor. Nasıl ya? Sonradan o neden? Evet, Almanya'da. Yaşlı bir amcaydı. Onu ben sonra niye çok bir şikayet etmiyorum? Ruh hastası herhalde. Neden bence acaba? Ya yani Almanya gibi kesinlikle bir yer diyorsunuz. Orada da oluyor yani. Bebek yani istemediği Lapon... hiç istemiyorsa o zaman kısırlaştırsın değil onu, mi? Onu farklı bir şey ruh hali. O başka bir şey. Ama hastalık. O ya, bayağı vefat edeli oldu. Yani bayağı oldu. 15 sene falan şikayet önce. Şikayet edemeyiz yani artık. Yok, şikayet edemeyiz artık. Hay Allah. Tövbe tövbe yani ama... Dediğim gibi yani bu şeyle alakalısı yok bu ülkeyle, hani sadece Türkiye'de değil, hani yurt var dışında da. Ama Avrupa'da da. Türkiye'de maalesef biraz daha farkındalık az bence. Evet. Yani birçok ülke gibi Türkiye'de de farkındalık az. Daha farklı medeniyetlerde medeni olmanın ve insan olmanın en büyük özelliklerinden biri nedir o? İşte doğaya saygı, şeye saygı, hayvan haklarına saygı. Hayvan sevmeyebilirsiniz ama yaşama hakkına, hayvan seviyor tabii değilim. Hayvanları seviyorum ama hayvanları sevmekten önce ben hayvan haklarına saygılıyım. Tabii. Benim o bilincim mesela hayvan sevgimden daha önce gelir. Yani illa evinde hayvan beslemek zorunda tabii değilsin ki. Ama onu yaşama hakkı, ama kürk giymeyeceksin. Aynen, ben aynen buradan gene söyleyeceğim, evet, kusura bakmasın. Yani Ajda Pekkan, iki yüzlük yapma. Sen hayvan sever değil, hayvan seçersin. Çünkü gidiyor, nedir o bir adam var, et lokantası var. Nusret'e gidiyormuş, av eti getirin, av eti getirin diyormuş. Hmm. Oradakilerden öğrendim. Hmm. O Nusret'i de gördüm bir defasında havaalanında. Gittim, inşallah ölürsün dedim, kaçtı gitti. Vallahi o da bir felaket bir şey, neyse. Hmm. Ondan sonra kürkleri giyiyor.
Ondan sonra gidiyor avetlerini yiyor. Ondan sonra hayvanla iki tane İran kedisini alıyor evine. Ondan sonra hayvan severim. Hiç olmazsa konuşmasın. Peki hocam, bana diyorlar ki madem Kürtlere karşı çıkıyorsunuz ama et de yeme. Yemiyorum ben. Şimdi hayır. Aynı şey. Ben vejetaryen. Aynı şey. Hayır, aynı şey değil. Yani bunu bana bir yolunu gösterin. Birisi işkence çekerek öldürmek. Evet. Birisi de işte vücudun ihtiyacı olduğunu düşünerek her neyse... Bunun için besi hayvanlarını, işte etini yemek. Bir yazı var, sizin paylaştığınız bir yazı var. Bütün insanları seviyor. Bu kim? Ha, bütün insanları seviyorum. Ben okuyayım bari. Evet. Yazdım da. Bütün insanları seviyorum ama ben sadece çocuğa, kadına el kaldırmayan, kulak kabartana, hayvanlara şefkat duyana, soğukta, sıcakta onları düşünene, yere çöp atmayana, yeşil sevene insan diyorum. Bravo. En insan sesiniz hocam. Biz de fena sayılmayız yani. Evet evet, farkındayım. Şimdi biz mesela evimize fare girmişti. O fareye şimdi biz yaptık? Bir torbanın içine girmişti. Biz de komşuyu çağırdık. Biz korkudan bir şey yapamadık. Sabahın köründe çağırdık. Hatta dedi neyse şey yaptı, çıkarttı. Sonradan hatta şeyin içindeydi, dedik ki bari dedik delik var mıydı, çıkabiliyor mu? Hani onu bile merak ettik. Hani hiç olmazsa delikten çıksın, yaşasın. Gitsin yani yaşasın, ormana doğru gitsin. Hani biz de onu elleyemeyiz, edemeyiz ama yine de zarar vermemek lazım. Ekolojist.net'in haberine göre Çin güneş enerjili otoyol inşa ediyormuş. Duydunuz mu? Onu duydum. Peki otoyol. Hatta güneş enerjisiyle otoyol güneş ve rüzgar enerjisine yaptığı yatırımlarla dünyada ilk sırada yer alıyormuş zaten Çin. Şimdi otoyol sıradaymış. Hatta bu Çin'in Jinan kentindeki otoban araçları kablosuz şarj etme potansiyeline de sahipmiş. 2 kilometre uzunluğunda ve herhalde bir başlangıç 3 katman. En üst katmanda asfalta benzeyen bir şeffaf betonlardan oluşuyormuş. Hemen altında güneş panelleri ve toprağın zarar vermemesi için hemen alt katında böyle bir izolasyon varmış. Hatta orta büyüklük kamyona kadar dayanıklı bir şeymiş. Hatta ve kışında ısı sistemiyle hani karı eritiyormuş falan, o tarzda bir şey. Peki ben çok ama hani güzel bir şey de ileride bunu... Bu kadar hani ileri gidebilir miyiz ileride? Hani yani düşünüyorum 100 yıl sonra. Yani. Her yerde acaba öyle bir şey mi? Her şey bir yerden başlıyor. Evet. Sen de benim gibi mide ameliyatı olmuşsun. Ya siz oldunuz mu hocam? Oldum da ben gene alıyorum galiba. Ne? Ben de alıyorum. Ne yapacağız hocam? Eyvah. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ne ben yapacağım. Ben de vallahi üzerine 3-4 kilo aldım. Siz et de yemiyorsunuz. Yemiyorum evet. Ama sizin protein bol mercimek falan mı yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Benim en büyük problemim gece uyuyamamak. Yoksa gündüz yemiyorum ama ben gece. Ben de. Ay hocam evet, aynı şey. Gece. Atıştırma, gece atıştırma. Bak mide ameliyatı olmadan hemen bir 10 gün önce falan. Bu daha önce. Valla verdim ben de. 15 kilo verdim ama. 15 kilo mu? Ben az çok veremedim. Peki spor yapıyor musunuz? Siz gerçi spor yapmıyor ama yürüyorum. Çok yürüyorum. Çok yürüyorum. En güzel yürümüş, spor. En güzel zaten. Galiba en iyisi yürümek. Şu anda herkes tembelleştiği için her yere şey. Ay esas, ne güzel resimlerim bulmuş. Bu eskiden o kadar selülit falan diye bir şey yokmuş. Eskiden. Bebeklerde bile var aslında selülit. Şimdi ama gıdalardan dolayı. Ama yürüme de önemli. Yürümüyoruz. Ne kadar oldu gidiyoruz spor salonunda ama. 2 sene oldu. Benim bir sene oldu işte neredeyse. Benim midem sizinkini döver hocam o zaman. Büyümüştür mide çünkü. Mide büyüyor tabii. Büyüyor. Zaman sonra büyüyor tabii. Bol bol doğada yürüyüş yapalım değil mi? Evet. Yani, ormanlarda yürüyüş. Evet. Siz de gezgin misiniz Orhan Bey gibi? Orhan Bey... Ben haftada gezgin bir miyim? Kez bir yere gidiyorum. Gezgin misin mi dedin? Gezgin misiniz? Ha, gezgin miyim? Yola çıkmayı seviyor musun? Keşfetmeyi. Ben galiba biraz evciyim. Yani çok öyle alayım başımı gideyim şeylerinde değilim. Ben daha kendi bulunduğum alan içinde yaşayayım. Çok trafiğe girmeyeyim. Çok başım ağrımasın. Baban öyle çok severdi ama gezmeyi. Babam gezer. Babam bizi de çok gezdirirdi. Biz giderdik yani ormanlara, kırlara giderdik. Ama şimdi ben daha şeyim. Ev, işte bahçe, küçük adımlar falan öyleyim. Ozan. Ben vakit buldukça gezmeye çalışıyorum yani.
Nereye yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Tamam, pet dükkanlara gitme de. Yok. Oralara gitme. Biz Trakya'da olduğumuz için bizim oralarda Demirköy var, İnada var. Çok güzel böyle ağaçlık, ormanlık. Deniz koyu. Trakya'da Trakya, Kırklareli'yim ben. Kırklareli'sin. Demirköy'de bir okul beni konferansa çağırdı. Gideceğim oraya. İnşallah beraber gideceğim. Anadolu Lisesi olur. Müzisyen bir aileden zaten. Ne kadar çok şey bizim orada yeşillik bol olduğu için bizim oralarda çok güzel yerler var. Mağaralarımız var. Oraları böyle yazları keşfetmeye gidip gezmeyi özen gösteriyorum. İnada da orada. İnada da orada. Kıyı köy, koylarımız çok güzel. Karadeniz olduğu için oraları da vakit buluca geziyorum. Aslında kendi şeyi keşfetmek lazım. Hani yurt dışına gitmeden önce kendi memleketini gezmek lazım. İnsanlar hep ilk başta ne bileyim Paris, Milano. Hani oraya gidiyor. Halbuki bizim o kadar güzel yerlerimiz var ki. Onlar tabii alışverişe gidiyor ayrı bir konu da. 81'de gittim. 81'de de konferans verdim. Gitmediğim Hakkari Yüksekova'ya kadar gittim. Onun için kimse bana bir şey söyleyemez. En çok nereyi beğendiniz Türkiye'de? Amasya'yla Mardin. Hangi açıdan? Mardin'i ben de çok merak ediyorum o da ayrı. Mardin'i mi? Mardin evet. Çok güzel bir ben şey. Ben gördüm Mardin'i. Güzel, Amasya oralarda çok yeşillik değil mi Amasya falan? Amasya'nın o Kızılırmak Vadisi, bu nehir boyunca evleri, o mezarlıklar. Bir de çok güzel bir, iyi çalıştı Amasya yani. Çok güzel bir ortam yarattı. Ha, kirpim de çıktı. Kirpi, yalnız bendeki şey, kirpiye marul vermeye kalktım. Aa! Kirpi fare yermiş meğerse. Fare falan gibi. Yani otobur değilmiş. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Onu. Evet. Solucan falan yiyor galiba. Solucan. Solucan, fare yermiş. Marulu uzatmaya çalışıyorum. Hiç tenezzül bile etmedi. Vejeteryan değil hocam kirpiler. Nereden buldunuz kirpiyi? Bizim bahçeye girmiş. Biz bulmadık, o bizi buldu. Köpek avlıyordu. Hay Allah. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu çok fark ettim Almanya'da. Kozmetik ürünlerinde. Evet. Bu saç fırçalarını falan. Ben geçenlerde saç fırçası almak istedim. Anne dedim. Geçenlerde bir fırça alacaktık. Domuz şeyinden yapılmıştı. Ben yine buna dedim, bir bakayım dedim. Annem dedi ki artık saç fırçası da somut şeylerden yapılmaz. Bir baktım, yaban domuzun şeyleri. Neyi? Ne diyoruz onların sert kılları şeyleri, mı? Kılları derken saç fırçası. Dikenleri. Ama sonra hepsine kontrol etmeye başladım. Hepsine saç... Yaban domuzu. Hatta fırçalıyorsunuz ya vücudunuzu. O da yaban domuzu. Dedim iğrendim. Bu tırnak şeyleri. Eyvah dedim. Ben bir şey alamayacağım. Bu nedir bu yaban domuzu sevdası? Bilinçli olanlar hayvanlar üzerinde denenmemiştir diye de hani şey koyuyorlar evet. Ya. Yani. Ama ben bu bütün şey kozmetik ürünleri satan bir yer. Hepsi böyle. Ben iğrendim hatta dedim. Ben bu nasıl bir şey? Ben şu an ilk defa duydum mesela. Bilmiyordum. Yaban domuzu. Yaban yazıyor bir de. Yaban domuzu hatta insanların hoşuna gidiyor. Şöyle hoşuna gidiyor. Hani gerçek. Hey yani organik. Evet. Ha, organik diye o açıdan satılıyor. Biz geri verdik dedim bu nasıl bir şey. Ama bu çok yaban domuzu çok şey var. Zaten domuz sevdası Almanya'da yani birçok şeyi de koyuyorlar. Evet. O kremlere falan da koyuyorlarmış. Neyse oraya hiç girmeyelim. Evet. Klarnet çalıyorsun. Klarnet. Evet. Trakyalı'nın getirdiği bir şey. Özelliklerden birisi. Birazdan da dinleyeceğiz evet, burada zaten canlı olarak. Ailede başka müzisyen var mı? Babam müzisyen. Ne çalıyor? Bağlama çalıyor, şarkı söylüyor da. Ne güzel. Evet. Nerede şarkı söylüyor? Düğünlerde. Evet zaten biz birlikte Yılmaz Morgül Show'a katıldık. Öyle mi? Bayağı ne kadar çok enstrüman çalıyor. Hatta babası bir ara hadi gel çal bilmeden bir anlatır mısın? Şöyle, şimdi babam Trakya'da müzisyenlik yaptığı için küçükken ben düğünde yanımda gidiyordum. Darbuka çalmaya başladım ilk etapta. Hı. Sonrasında mesela bizim davulcumuz bırakıyordu. Hadi Ozan davula geç bakalım diyordu. Davulu öğrenmeye başlıyordum. İşte klavyeci gidiyor. Hadi Ozan klavyeye geç. Baba diyorum bilmiyorum. Olsun diyor sen yaparsın diyor. Allah Allah. Öyle diye ben 5-6 tane böyle enstrüman öğrendim. Çalmaya başladım. Klarneti kendi kendine mi öğrendin? Klarneti üniversitede öğrendim. Klarnet ama çok zormuş. Ama klarnete diyor hadi çalmasını bilmiyorum. Klarnete geç mi dedi? Ne? Klavye. Klavye. Olsun o da zor. O da zor. Hadi gel çal deyince çalınmıyor ki. Ya ben öyle izleye işte göre müzisyenlerin içinde buluna bizim orada öğrendim sağ olsun. Babam da çok ön ayak oldu. Herhalde bazı yerlerin genetiğinde hocam yetenek var. Yani geninde yetenek var. İşte Trakya'da mesela müziğe çok yetenekliler değil mi? Tabii. Ya o şundan kaynaklanıyor biraz. Bir de sesi de güzel bir de. Ailede varsa müzikle uğraşan oyuncaklarınız...
Yani araba olmuyor, işte ne bileyim bir şeyle oynayamıyorsunuz, enstrümanlar sizin oyuncağınız oluyor. Bizim hep öyleydi ailede. Hmm. Evde mesela oyuncak araba yoktu, darbuka vardı, tefler vardı, vallahi bağlamalar vardı. Bende de vardı, bende ben de olmadı ama ben de küçükken bir kursa gittim. Ksilofon mu denir o tık 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 ilk öğretim, öğrenmek, öğrenmek için notaları. Yani. Ondan sonra flüt, Jingle Bells'i çalabiliyordum. Jingle Bells, Jingle Bells, onu hatırlıyorum. Kabiliyet de daha. Ama ondan sonra kaldı gitarı. Mesela yapamadım ben. Ben ortaokulda o flütü çalamadığım için ilk dönem zayıf geldi müziğim. Ha. Ya şöyle söyleyeyim, yani ilkokulda flüt çalmaya başlamıştık biz. Hocamız dersin sonunda bana çite telli çal diyordu. Hadi o zaman bir şeyler çal diyordu, oynat bakalım sınıfı diyordu ilkokulda. Ben bayağı flütle böyle oyun havaları çalıyordum. Allah Allah. Yani içimden çok geliyordu o zamanlar ne bunu yapmak. Belliymiş. Çünkü baba bizde rol model olduğu için ben hep ona baka baka. Hani o ne yapıyorsa ben de onu yapayım, ben bir de şunu yapayım. Bir de kulağında sürekli müzik var. Kesinlikle. Evde sürekli müzik kesinlikle var, o da çok önemli. Allah bizde müzik vardı ama olmuyordu. Annem de çok müzik dinliyordu ama. Şimdi bizde de vardı. Ancak dans edebiliyoruz falan. Yalnız söylüyordu, o yaktı zaten. Ben de onu dedim. Annem doğru güzel söyleseydi. Senin annem güzel söyleyemediği için herhalde öyle olduk. Anneli de senin suçun. Evet, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.